Hayır Yaman, aç yatacaksın. O şekerle artık idare edersin bu gece. İdare edemem anne. İdare edemem. Sanki büyük bir insan idare edemem anne. Bu nasıl bir tepki? Bu çocuğun içinde ne olabilir? Yine bir kaygı var. İdare edemem. Ne var biliyor musunuz ses tonunda? Sen beni anlamıyorsun var. O ses tonunda onu duyuyorsunuz. Değil evet. Sen beni anlamıyorsun. Evet. Ben burada çok üzülüyorum. Şöyle, bakınız biz o beyinde ne oluyor şu an? Çünkü buradaki networkler henüz araştırılmış, bu beyinler çözülmüş değil. Şu an bütün dünya bunu tartışıyor. Hatta bunların sonunda ortaya çıkan kaygı bozuklukları tedavidir. Boyuta geldiler. Yani sonunda böyle hastalık haline gelir oldular ama zaten kaygıyı açık beyinler mi buraya daha çok yöneliyor yoksa bunun artı bir katkısı mı var? Bu da %50-%50 tartışılan bir durum. Şimdi burada benim çok heyecan duyduğum nokta biz bu çocuğu anlamadığımızı söylüyoruz. Ve bir sürü insan buna, bir sürü bilim adamı kafa yoruyor bunları anlamak. Bu beyinlerde neler olduğunu anlayabilmek için. Ama neyi bekliyoruz? Onun bizi anlamasını. Yani onun bizi anlamasını beklemek bana çok ters geliyor. Çok tuhaf geliyor. Çok tuhaf geliyor. Yani önce ben onu anlayabilmeliyim. Buna çaba sarf etmeliyim. Böyle hemen bir tek davranışı görüp anlamak değil maksat. O var, o var, o var. Bunları toplayıp hep birlikte kafa yormak, düşünmek. Aynı bugün yaptığımız gibi. Bakın şu an ekran başındaki herkesle birlikte burada ne yapmamız lazımı tartışıyoruz. Sadece bireyi ya da bir davranışı ele almıyoruz. Öyle değil mi? Tabii. Yani burada bir şey var, bir değişik bir şey olmakta. Acaba bizim ona nasıl bir katkımız olabilir? Ama çocuğun sesinde ne vardı? Sen beni anlamıyorsun anne. Peki ben bunun farkındayım anne, sen beni anlamıyorsun. İçinde hakikaten çok öyle. Merak ediyorum. Yani o kafanın içinde o an, çünkü bizim gibi düşünmedikleri kesin. Başka türlü bir düşünce sistemleri var çocukların. Ve orada içeride bir şey geçiyor ve çocuk onu haykırıyor. Yani sen beni anlamıyorsun anne diyor hakikaten. Yani haykırıyor onu. Bu nasıl içten bir gel ve bu büyük bir sıkıntı olmalı. Çünkü biz böyle haykırdığımız zaman gerçekten çok canımızın yanmış olması lazım. O yaşta söylenince çocuksu olarak mı algılanıyor acaba? Evet, ama çocuğun canı yanıyor orada. Çok güzel anlattı. Ben hiç öyle algılamadım. Ben sıkıntıdayım. Beni birileri anlasın diye. Evet. Ses tonu yani çocuksu algılayanlara bilemiyorum.